Ladies and gentlemen, we have to meet Daniel. We have been very successful. Yılın ilk 5 ayında ithal edilen 41 kişi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiş. İş kazalarındaki bu uç tablo ne yazık ki Türkiye'de iyileşmiyor. Mayıs ayında iş kazalarında 146 işçi yaşamını yitirdi. En acı olansa işçilerden 5'i çocuk. İlk 5 aya bakıldığında ise 741 işçinin hayatını kaybettiği görülüyor. Veriler İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin hazırladığı Mayıs ayı raporunda. Buna göre Tarım ve Orman İş Kolu'nda 37, İnşaat ve Yol İş Kolu'nda 2016 yılında kaç tane iş kazası olmuş? Hem de ölümlü. Yapma ya! Allah Allah! Ulan anam da yaptığımız en büyük iş kazasıysa! Ben bir şey diyorum! Allah'ım canım! Geçen Ömer Usta'yla karşılaştım. Seni çalışırken hiç önlem olmadığını söyle. Kendini düşünmüyorsun, bari bizleri düşün. Ömer Usta, bu elektriği bulan adam. Ömer Usta. Lan Ömer Usta dediğin adam, elektrik direği yerine telefon direğine çıkmış adamdır lan. Bazen nötr nedir bunlar? Bak bir şey aldı, tak! Nereye takacağını bilmez. Bir de benim aklımda dedikodu mu yapıyor? Hem bak ne yazıyor bu dakikada baba. Türkiye'de günde 524 iş kazası oluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na göre her gün 4 kişinin iş kazası sonucu hayatını kaybediyor. 5 kişinin iş kazası sonucu iş göremez hale geliyor. Ya sen de bunlardan biri olsan? Bunlar o ölenlerin içinde bir dakika mı olaydı? Bir dakika ne olaydı ya? Oğlum sabah sabah benim içimi mi karartıyorsun zaten? Radyoyu açtım bir müzik dinleyeyim. Neler çıktı neler için karardı. Bir de üstüne üstlük sen yav. Sen baba bak ne yapacağım. Ne? Ya ben de senin mi? Ben de senin mi? Bu ne hareket lan? Ne yapabilirim ya? Bu mahallesin anasını mı? Bu mahallesine bak. Aslını mı bunu yeterler ha? Bu ne lan ondan anlamı ne? Bir daha ay baba, geçen işaret dili kursunda öğrendim. Ben seni seviyorum. Hey Allah senin cezanı. Ben seni seviyorumun başka bir manası yok mu olur mu? Hareketi yapıyorum. Terbiyesiz herif terbiyesiz. Gel bak gel, ne güzel haberler var. Gel, gel bak. Bak habere bak, habere bak. Görüyor musun? Hem oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin için rahat olsun. Benim adım Murtaza, bende olmaz kazanım. Olur mu babacığım? Emniyet kemeri diyorum, hayat diyorum, kurtarır diyorum, seni diyorum, seviyorum diyorum. Kula bende diyorum, benim adım Murtaza diyorum, bende kazan adı olmaz diyorum. Şöpürsen bas kaza diyorum, aşıksan bu sata diyorum. Allah'ım yarabbi ya. Kim değilsen de bir bilene tanış demişler baba. Bağlı şeker demişler. Bak, baba! Dede! Dede var! Ne oluyor be bu ses? Babam, gazete okuyor! Babam, nasıl çıkarıyor? babam, gazete okuyor! Haa, ya da sana! Biraz o, yoksa gene girdin, elektriğini keserken dayaklı gazete yapmışsın. Al! Ya baba, Allah aşkına ya! Lan beni dayıyorsun ha! Biz ne zaman dayaklıyım ben? Geçen onun babasını köyden kıstırıp iyice benzetmişler. Allah'tan başında bayat varmış. Yoksa dört sökerden bir çok köyeyi kapatıyor. La bu boş, boş boş tatlıları kimden atıyorsun he? Nereden inanmıyorsunuz böyle şeyler? Lan bizim andacı arkadaşlar başlarını fena sokmak istememişler. Yoksa bizim andacı arkadaşlar
Bu karateciler gibi kara kuşak, beyaz kuşak, yeşil kuşak, mavi kuşak, ulan gök kuşağının bütün renkleri var bunlarda. İstesene ver ya. Hatice, sana da günaydın babacığım, günaydın. Buladın mı? Asıl sen buladın. Oğlum, söyle bakalım ne yazıyormuş gazetede? Benim adım Murtaza, bizde olmaz Kazan Murtaza. Benim adım Kerim, hepinizi severim. Ama Murtaza, Mustafa, Mustafa. Bana bir elin yüzünü yıkayın, ne kadar sen? Bir kahvaltı mahvaltı yaptığında okula gideceksin. Terbiyesizler. Zeynep Kurtaz'a az beş olmuş, sen niye uyumadın bakayım, nasıl gideceksin işe? Ah baba. Çatırmayayım diyorum ama bugün Nurten'in evden gidişinin tam 20. günü oldu baba. Hep dırdır ederdi, kafamın etini yerdi. Yok araba kullanırken emniyet kemerli kal. Yok kurallarda hayat, yok hayatta kurallar varmış. İşe giderken dikkatli ol. Aman iş güvenlik malzemelerini kullan. Baretini tak. Emniyet kemerini tak. Ama baba sanki boş konuşmuyoruz ya. Bilsem, eğer döneceğini bilsem var ya baba. Eğer döneceğini bilsem ne derdim olabiliyor musun? Ne dersin Zeynep? Başa başa kabul edersin. Tabii ki hayır. Bana uzat, Allah'a da uzat olsun. Kimseyi rahatsız etmesin. Kurallar çiğnenmek içindir baba, çiğnenmek için. Kurallar da hayat var dedi. Çabuk kaybolsun, kadar çıkacak ha. Allah'ım ya Rabbi. Oha bana mı oldu lan? Kal geldi ya. Gün beklerken nasıl geldi? Karol. Çörler sağırlar, birbirlerini alırlar. Ne bu eski Ramazanlar? Baba. Baba çıkar çıkar o kulağındaki tıkacı çıkar. Zaten duymuyorsun. Bir de üstüne üstlük uyduruyorsun. Vallahi birbirimizi yanlış anlıyoruz ha. Sen de sen buna ne bağırıyorsun? Ya baba zaten Nurten'e zat açmış. Zaten canım çıkmış. Onda yardım mı çıkmış? Onda yardım çıkmamış. Ula can evde kalmış can. Neyse seni. Kurtaza. Ne yapmış olmuş. Aç televizyonu da. Sabah sabah evlenmeni başlayacağım. Allah'ın aşkına sen 70 yaşından sonra hanifeyi mi istiyorsun? Evlilik programlarını mı istiyorsun? Öyle de oğlum. Yaş 70, iş bitmemiş. Ya baba, vallahi bu yaşından sonra seninle aynı odada kalmaktan korkar oldum ha. Kendine faydası yok. Thank you.
Atlayamadım, liralarım döküldü toplayamadım. Liralarım döküldü toplayamadım. Oyalar mektup yazdım, yollayamadım. Oyalar mektup yazdım, yollayamadım. Vurmayın arkadaşlar, ben yaralıyım. El alem al girmiş, ben yaralıyım. Vurmayın arkadaşlar, ben yaralıyım. El alem al girmiş, ben arzacıyım. Çalın, çal. Ücretli abi. Güzel diyor. Güzel mi? Ulan burada Orta Doğu var batmanlarım. Şahla ikan kalkı sesi durmuşsan senin. Ne yaptın şahlı söyleme hem o? Abi soyunma odası boştu, kimse yok, öyle bir yan boş bulundu. Sen öyle diyorsun ama dayıyorsun diyeti. Dayıyorsun diyeti, dayıyorsun diyeti. Ne oğlum bu şahlıda? 1500 volt elektrik var. Ben de yardırdım girdi, ne yapayım? Ne elektrik mi? Aman abi önce iş güvenliği. Lan oğlum ne iş güvenliği? Geç güvenliği, geç! Geç güvenliği oğlum ya! Olur mu abi, kurallarda hayat var. Hem sen de bir babasın. Bir haftaya baba olacak başımın karnı burnunda. Doğdu doğacak. Allah korusun. Başımıza bir şey gelirse kim bakacak onlara? Ne oğlum sanki bir sürü yersiz da. Lan oğlum. Lan Şaban barajı gibi adamım. Hayır oğlum dedi abi. Şaban olmaz adam. Sevdikler için. Babalar durmak durumda. Al başı Allah'ım ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi. Burada orada kemer burada burada. Bizim adı kemer bak. Güzeldi mi lan yav? Olmaz abi. Allah'ım ya Rabbi. Bak kardeşim benim gel böyle. Gel yanıma gel gel. Sen nasıl düşünüyorsun? Oğlum sizi bana sahip mi bitti? He? Benim değiştirmediğim trafo. Kesmediğim tablo. Ondan sonra ne diyeyim? Yakalamadığım kaçak. Çıkmadığım direk kalmadı. Bu ne? Jeneratör gibi adamım ben. Jeneratör gibi adam. Benim adım Murtaza. Yıldırım Murtaza. Bende olmaz tazamadı. Jeneratör gibi adamım. Ya kaza hakkı deme mi bakar Murtaza usta? Allah'ım yarabbim. Ya oğlum benim kaderimde yok. Ya ne yok? Kaza. Ya elimde senet mi var? Al şu kemeri. Al. Al şu. Ne yaptın Murtaza usta ya? Hele bana iş güvenliği dersi veren adama bak. Daha dolabın kapağını kapatması bilmiyor. Parmağı kısmıştır ya. Bakay. Bir şey yok abi, bir şey yok. Neyse neyse. 2 gün istirahat alırsın. Ne istirahat? Aman abi önce rahat. Ondan sonra istirahat. Ya oğlum bırak bu tür şeyleri ya. Bırak bu tür şeyleri ya. Benim kaderimde kaza diye bir şey yok ya. Benim adım Murtaza, bende olmaz kazamaz ya. Yanlışsın abi. Çok abi. Yanlışsın. Allah'ım yarabbim ya. Ama sevgili kulu Erkan yanılır, annelerimiz var. Ooo! Aydın Bey hoş geldiniz. Aydın Bey. Aydın mühendis. Ben hoş geldim. İyi görmek mi çok? Şık görüyorum. Yok, Temel. Ya öyle geçin sen otur sen. Ben iyi başlamışsın he. Ne haber? Senin adı Murtaza, sert olmaz kazanmaz ama bak Hazreti Allah ne buyuruyor Kur'an'da. Biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. İsra suresi 13. ayet diyor. Benim kaderimde yok diyorsun ama kaderin esas kendi ellerinde. Hem ne buyuruyor Mevlana'nın gelişen sevgisi? Kader yolun tamamını değil, sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeş ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatın acilisiniz ne de hayat karşısında çaresiniz. Ya sen ne ya? Çaresizsiniz ya da çare. Heee bak ben de haklısın. Haklısın yani ben bak evi açarım. Döndürürken bas kaza, aşıkta Murtaza. Kaderde varsa kaza, Niyazi olur Murtaza. Sen anlamadın galiba. İlk günedir kader ve kaza. Kader yaradanın yazdığıysa yazdığının başa gelmesidir kaza. Nasıl yani mühendisliği? Biraz daha açalım. Anlamayacak bizim Murtaza. Bu anladı ya. Allah bir kulun kaderini yazmışsa baştan sona tüm detaylarıyla yazmamıştır. Kulun ne yapacağını ezeli bilebilir ama bu bak gibi tasarlamamıştır. Aksi halde yukarı sormalıdır. Kulun kaderini kendi elinin ettiğine, seçimine bırakmış ve buna göre yazmıştır. O her an bir yaratma, bir yazma halindedir. Kul seçer, o tayin eder.
yani hayat kitabında karşılıklı bir kalemleşme söz konusu. Senin minik seçimlerine bağlı kader tayinlerinin neticesinde de Allah'ın takdiri gereği esas kaderdeki bir olayın mutfağa gelmesi, yaşanacak olması ise kazadır, bir kazadır. Yani kader, ön izlek, senaryodur, kaza ise onu sahnelenmez. Ya mutlaka da anlamıyoruz. Bakın anlam yazarı biliyoruz. Bir de bana laf atıyorsun. Adam diyor ki ne ekersen onu biçersin. Ya. Aydın Bey, Allah sizden razı olsun. Sayın de çok aydınlandı. Sen bunları nereden biliyorsun? Rahmetlik deden benim de istiyordu. Çok ileri görüşürüz. Alo. Tabii efendim, 5 dakika oradayım. Mustafa Bey, Ahmet'le bir işim var. Siz de iç sağlığı ve güvenliği kıyafetlerinizi giyin, kişisel koruyucu donanmanızı giyin. Bakın, dışarı o zaman birazdan beri benden... Oy! O yıl Şerol'un adını bana söyleme! Neden? Kardeşim, o Şerol beni kıskanıyor. Valla beni kıskanıyor. Neden? Kardeşim, ben aşık koridorlarında görüyorum. Bana diyor, Murtaza Usta, gömleği nereden aldın? Kemeri nereden aldın? Ayakkabıyı nereden aldın? Tam da altına öyle yapıyor. Haşeyi Murtaza Usta, sen bunlarla azaya çıkamazsın. İşte sen bu şekilde arzaya çıkman yanlış. O, kardeşim ben kendimi bir şeyde hissediyorum. O programın adı neydi? Bugün de giysem de gibi hissediyorum. Orada bir kere İvan Aslan yoktu. Aynı onun gibi gelir. Sadece işte, bugün bizim nerede yoksa. Kardeşim, ona, vallahi. Yani ben onu gördüm, o kedi köpekle yolda karşılaşıyor ya. Vallahi billahi ben bunu gördüğümde ben tüylerim tıkan tıkan oluyor. Bak bu arada sen de yeni başlamışsın. Canım kardeşim sen böyle okuyup mühendis olacağına imam falan olsaydın. Valla bir de sen de yaşadığın kutbeler vallahi herkesi etkiler. Sen sabahsın konuşuyorsun. Kız sustu, öyle zannetme sustu la. Şöpürsen basmaca, aşıksan ruslaca. Aşk bir sudur, iç iç budur. İsterdim görme dine, senden kaçırsın dedine. Ne abi? Müsaadeniz de benim insanlarım. Korktu. Eyy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 
Şimdi bir masada mühendis vardır, böyle bilgisayara bakar, masaya bakar, bir de sahada mühendis vardır. Böyle arzacıya baktığı gibi, arza nereden geldi, hat nereden açmış, zaratür çatlak mı? Her şeyi bulacak. Hat dediğinde mühendis, arzacıyı tanıyamaz. Arzacıyı tanımayan mühendis, arzayı bilemez. Arzayı mı diye mühendis? Ona bulamış bir şey var. Yani sen gel otur abi, gel otur, gel otur. Gel otur, ben sana daha tecrübelerini anlatayım. Bu senin için büyük bir deneyim oluyor. Oxford Üniversitesi'nde ders veriyorlar. Kadın uzmanın asla anılarını. Biraz sen de tecrübeler, ben önce gel. Hoca, sen bir şeyde çalıyor. Ne diyor, saf bir, genç bir şey yapıyor. Bahadır, Bahadır usta! Bahadır! Ya gel gel, senin için anılarını anlatacağız. Hey, yardım ya be! Abi, bak abi! Ustam, oranı içerisinde içeri dinlenen altı yolda bir tek hoşuma gidiyor. Şiyan gidiyor. Şaftır şaftasın. Ya maşallah sen de hele bakamıyor ya. Oğlum bir de gitti de maşallah olacak, bir de gidemez. Friyaj, sen uzunmasan mı? Arkadaşlar, siz Bitlis'te 5 dinare şaftasını gerçek sözlerini ve manasını bilir misin? Yoo. Ve ah tamam hikayesi. Üstad. Ha burada. Sana bir şey sorabilirim. He. Sen bu Bitlis'te 5 minarenin he ve ah tamarenin asıl hikayesini biliyor musun? Yok hocam, ben bilmem ama. Ben onlar da biliyorum, o neymiş? Yemin ediyorum, zekat. Yemin ediyorum. Zekat kışkırıyorum. Kardeşlerim, senelik iltime çıkmış. Hiçbir müdür bende iltimata geçemez. Kapatmışım telefonu.
Sağ olsun yengeniz de. Ölmem öyle havyarları bizmiş. Çeşit çeşit havyar. Ne? Havyar mı? Şey pardon pardon. Fiyat fiyat. Oğlum sen öldü. Arkadaşlarıma diyeyim. Havyarlarını yiyorum. Bir telefon gel. Murtaza Usta dediler. Yetiş. Bitlis, Van arası bütün elektrifikasyon direkleri yerde. Kimse yapamıyor. Kardeşim dedim, nasıl iş, ne olmuş ki ya? Hani dava nedir? Dediler usta sen çık gel. Sen bir çık gel, umarı yerine git. Kardeşim bastım gittim Bitlis'e. O bölgeye, Bitlis Van üzeri, o bölgeye tam 22 metre sar yağmış. 22 metre mi yağmış? Şey, 12, 12. Ne, 12 mi yani? Ulan tamam babam, sekiz. Ya neyse siz Murtaza'nızı yapmayın. Valla, Allah o ekşi, 6 metreden aşağı düşme. Ha, Allah sana, Murtaza, 6 metre sana sarıyamamıştık bize. Ha, ben de onu aferin sana, ekşi. Kardeşlerime diyeyim, gittim direklerin başına. Kardeşim, Tatman, Van, Bitlis, o güzel yapmıştır. Bütün direkler yerse. Yalnız Murtaza ustamızın bir meselesi var. Bahaneler değil, daha neler üretebiliriz? Düşündüm, düşündüm dedim ki kardeşim bunu o kanunuyla halledeceğim. Onu da kalk! Buranın o kendi bulduğum ohum kanunu anlatmadan beni boğulacak. Bu ohum kanunu, kalbinizden bir şey gelmez mi? Bir mühendis ya, okulda öğrenmiştir. Bu Alman fizikçi, George Simon falan, akım eşittir gerilim bölü direnç, akım gerilime ters dirence doğru orantı değil. Ohum kanunu, herkesin ohum kanunu kendine kardeşim. Bu kanun da benim. O zaman hadi Murtaza kanunu. İnanın da bağlandı mı? Kendi ohum kanunuyla geçtim direklerin başına. Arkadaşlar dedim, bu bir Van'da gelen şeyler vardı bizim. Çok tecrübeli değerli arkadaşlar vardı. Benim de, senin de. Senin değerli, değerli bir dostumdur, ekşi arkadaşımdır. O diğeri neydi? Davut usta. Ooo, o da Davut'un yegeniydir bu be. Kaldı. Yalnızca kaldı. Davut usta mı? Senin usta. Dedim abi dedim, size ihtiyacım var, beni yatırmaz. Üçümüz aynı dönem başladı. Kardeşlerime diyeyim. Geçtik dedim, siz trafo merkezde biliyorsun. Diğerleri de dedim, hattın altında bir kontrol, bir şey iletkenleri çekelim kardeşim. Çıktım direğin başına. Ayakça da yok ha. Ayakça kullanmıyorum. O zaman o rakır rolcular gibi tırnakları uzatıyorum. Çıktım direğin başına. Arkadaşlar dedim. Yok dedim. Tam sinirim. Sıvamım dedim. Dayanamadım dedim. Kardinal dedim. Reisim dedim. Beni bırak dedim. Arkadaşlar dedim. Tatları çekiyorum. Tatları. O ileriye baktım. Bu akmaların oradaki direkler akmaya başladı. Dedim ya arkadaşlar, artık gelişemiyor ki. Bana neler değil, bana neler üretir. Çekiyorum hatları, çekiyorum hatları, çekiyorum. Bakıyorum bazı direkler gelmiyor. Ama bu kemere güzelliğin iradesi ama bunun için değer kardeşim. Aklım kenarıyla, ulan çektim, bütün direkler havada. Döndüm dedim Selim Usta, enerjili. Kal enerjili diyor lan. Ulan bir baktım, iki direk arasında bir iletken boş. İletken yok. Buna diyorum nasıl? Kalışımda yok, nasıl yok? Sıvamım yok, kardinal, ulan ne okursanız dedim. Yok, ulan dedim Allah'ım ben Allah. 0.75 kablo da çektim 0.75 kablo. Aklım yüksek geldim hatına. Ondan sonra aldım travesleri. Bitlis'teki o minarelere.
Yazdım bu da size Muşlu Murtaza Usta'dan hatıram. Verin lan dedim enerjiyi. Enerjiyi verdiler. Bitlis, Tatman, Van katlı enerjiye kavuştum. Oradan dedim ki tamam Bitlis tamam kardeşim. Bir de gidelim bakalım Van'da sıkıntı var mı? Ah Tamar'ın oraya gidiyorum. Orada ah Tamar diye bir herkesin gözü yok kızda. Kızım da gözü bende. Dedi ki Murtaza Usta. Onların şivesi biraz değişti. Murtaza Usta dedi. Bu gece önemli bir gece. Usta dedi elektriği bu ampulü buna sormaz dedi. O gelecek. Bu bütün herkes burada bir gece yapacak. Ama dediler direkler milletler yerde biz de Thomas'a rica ettik. Thomas Edison'a diyor. Rica ettik dedi kendisi bir şey dediler biz bunu yapamayız. Dedim hanımefendi direkleri çektik. Şimdi birazdan buraya da enerji veriyor. Kardeşim bin enerji verdim. Van ah tamam Allah burada böyle aydınlık. Van yürü canavarı bile çıktı dedi. Ben hazır kelam, bir baktım orada çözüle. Çok heyecanlı. Dediler bu elektriği kim bilirdi bizim Thomas Edison bile veremiyor. Bu teknoloji Türkler çok gelişmiş. Dedim hanımefendi saygılarım var. Ben yıldırım muhtemelen. Yani bir tutulak. Ay dediler. Bir elektrik var sizden elektrik aldı. Dedim hey hanımefendi. Biz daha kimlere elektrik vereceğiz? Sabredin, sabredin. Bizim olduğumuz yerde herkes elektrik alır. Orada Tamara'da giderken bana ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Dedi Murtaza Usta yıllardır sana açıklayamıyorum ama benim de gönlüm sende var dedi. Sen elektriği vereceğim biliyor musun bu gece ne var? Dedim hayırdır ne var? Dedi bu gece beni istiyorlar. Bu gece benim için özel bir gece. Ha seni helal et. Ya sen bana erken ya ben sana geç kalmışız. Ya dedim kardeşim bir dakika. Bu sodalı van gönlümüz öyle. Kendini yakan yoksa incisini. Sabrettiğin o sözle. Bu insanın Allah'a korkma. Siyada çıkana kadar. Kalsaydın bari. Dediğin o sözleri tutsaydın bari, birkaç tane boyun saksaydın bari. Elveda, elveda, ah Tamara, Tamara dedim. Bir baktım o adı, şeyin adı, adamın adıyla kaldı. Ah Tamara. Ben Hazır Kerem, böyle zor şartlarda elektrik vermiş adamım. Aslanım. Bitmişler, 5 milyar ne alakalı. Aferin lan, aferin. Tamara benim o günden bugün aklımı başıma almış. Bir gittim Bitlis elektriği verdim, bir baktım ki ne söylüyorlar. Ne söylüyorlar? Bitlis'te beş minare, beni gel Murtaza beni gel. Etrafta dolu ezber, beni gel Murtaza beni gel. Eğer sen gelmezse, beni gel Murtaza beni gel. Kimse yapamıyor ezber, beni gel Murtaza beni gel. Ziya Bey bu muydu Allah aşkına? Ziya mı? Ya işte Murtaza Bey hadi hadi bana müsaade. Ben oğlum tarihin akışını değiştirdim adamın tavrına bak. Bu mühendis işe başladığından beri otlu kıyıda da tuzlu balık yeseydi vallahi böyle olmadı. Valla kardeşim ben dedim şimdi bunlar benim elim sanıyor biliyor musun? Ben çok çok yüksek elektrik teknisyeniyim ya. Evet. Bunlar hem de yüksek elektrik elektronik mühendisi oluyor. Şu an yükseklik bakımına kısanıyor. Tamam güzel. Ya söyle vurgun. Yemin ediyorum bu otlu peynirle tuzlu balık yeseydi Müslüman mühendis miyim? Doğru zaten mühendisler. Tamam oğlum sen boşluk yok. Hadi gidin. Siz gidin Yaşar. Ben de ufak tefek hazırlıklarını yapıyorum. Ufak kesin burada. Arzaya çıkacağız. Beni alırsınız. Ben de son hazırlıklarını yapayım. Tamam hadi iki orta bir sene daha gitsin. Ömer Ömer! Ömer! Efendim Murtaza Usta. Bu nasıl?
Ben de seni kurtardım da. Oğlum ben ya. De seni ne? Sen de seni ben ne? Ben dikeceğim dedim. Hayır, işaret birinde ben seni seviyorum dedim. Yok, biz de seni seviyoruz ya. Lan Recep İlhati. Ben arkada fazla gözükmemeceğim. Yok be usta. Ya Rabbim, nasıl duydun ki? Biraz gözlerini dinlemesen ne olur ya diye. 65-01-65-02. 02 dinlemede. Ondan sonra en iyi derler açtığım zaman bir baksana. Ulan kardeşim 2 dakika, 2 dakika sonra oradayım, 2 dakika uzaklıktayım gidiyorum, tam 2 dakika sonra enerji veriyorum. Sonra usta, geçen sefer de 2 dakika veriyorum. 2,5 falan konuşuyorum. Ulan kardeşim, lan haklı diyorsunuz, yüzerek kalk bana gitsin yanlışlıkla. Kalk bana altında da sıkıntı var, bir yüzerek çıktım geldim, yani bir 5 dakika geçittim, ne oluyor? Tamam. Tamam, ulan tamam, ulan. Hele denizde bak. Abi şu montana gel gel alacağız kaldı. Arkadaşlar, olay mahallini de temizledikten sonra
Şimdi, sıra hat bir şekilde arızamıza odaklanıyor. Geç bakalım. Gelin bakalım. Geçeyim Murtaza Usta. Bakın. Ya oğlum, doğru sen paraşütle bir yerden mi atlayacaksın? Oğlum sen uzaya gideceksin de benim kadarı mı yiyorsun? Yavrum, direğe bakın, oraya çıkacağım Murtaza Usta. Oğlum, sen... Yok, direğe bak, o kadar mı çok? Ne biçim? Sen! Ya yapma bunu Murtaza Usta ya! Ya dur, tamam dur, ben çıkartayım. Aman, ayakı bu. Çıkart, kadarın tadı burada. Manipüle yapıyor. Kavada ya, yapamıyor. Şimdi ilk egzersiz hareketlerimizi yapıyoruz. Bak. İçeride de kimse de yok. Yok. Şimdi arzamızın başına geçebiliriz. Bakın kardeşim. Geç bakalım. Önce şu kabloları bir kontrol et. Hakikli. Bak şu kabloyu yeni buradan kesin. Altekileri mi kontrol edelim? Geç. Evet. Ooo. Onlar da yanlış. Geçme. 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 Bana kimin öptüm geliyorum. Ya parmağını merhaba. Hemen merhaba. Geç 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 tepe geç tepe. Nane ya. Karışma. İkliyorum kalın içinde. Ayı ölmüştü yeni çıkardı. Geç bir tane daha. Gel gel şöyle bir izah bir izah bir izah. İstiklal marşını da okuyalım. Yok abi. Tövbe yarabbim. Burada da uzak. Hatta sen bir yazın derdeki sen istiklal marşını. Sen gel hatta sanmıyorum. Geç. Gel 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 şimdi sıra. Şimdi size hesap durma zamanı değil. Arkadaşlar, bu ne hap? Hangi hap? Sebze halim. Yok, senin babası. Bu halim. O eski halimden eser yok artık. Tek tek ilk atacağım şimdi. Geçler. Eldiven? Yok. Niye yok? Niye yok? Ha, niye yok? Acaba niye? Neyse, bu gözüm başladı öyle. Ayakkabı balet kumbini değil. Ha? Ya ben de artık bu adamı takmasam olur mu ya? Tabii tabii ona doğru diyorsun. Ya sonra çıkacağız ya kombin değil. Kombin olmaz ama. Peki kemersin de sen. Kemer lazımsa verebilirim. Fırtan lazımsa kapıda çalışırken kemer mi takılır? Allah aşkına cevabını ver ya. Kardeşim ben ona biraz sonra bir cevap vereceğim. Çıkarken de arkadaki direği görüyorsun. Çıkarken takar mı kemersin? Çıkarken takar. Peki yani bunu da geçtim. Hadi yapma öyle. Baksana çalışıyorsun. Hadi bana. Abi kafaya takılın bari. Ben kafaya takılın. Bari. Ben de bağdırayım burada sak ediyorum lan. Bari. Baksana çalışırken. Sen daha iyi biliyorsun. Ya dur ben söyleyeceğim. Karşı buna ya. Tamam. Ben tutamam ya. Ben nasıl? Tamam. Baksana çalışırken kafam değmezsin diye şey yaptım. Çizilmezsin. Zimmetli de daha iyi bilmezsin. Doğru diyorsun. Bak bak kalırsın. Bak kalırsın. Bak. Doğru. Geç kalırsın. Geç. Bari. Yanlış gibi de alsa bir daha yapıştırıyorsun ya. Ya valla sen bunu patlamaktan beri böyle bir bahane buram, bir bahane buram. Hızır. Ya işte bakayım sizin sevdiğinizde. Ya sen şimdi bu kış vakti, yaz vakti verdiyse kışta ayakkabıyı. Kış ölüyorsa veriyor da yazda ayakkabıyı. Hani baret, hani eldiven, hani gözlük, ola hani kablo? Bana ne
Neyse kardeşim neyse. Sen de bugün boş ver. Ben şeye çok takılıyorum. Sen geçen gün sıra değil ya. Arkadaşlar da anlasın ona versinler. Şu penseyi bırakır mısın ya? Ayağımı veriyorum sana. Bir dakika. Murtaz'ın usta. Sen hani ilk defa bize itiraf etmiştin? Kardeşim demek içimden konuşurken ya duymuş. Ne yapma ya. Ya ulan kardeşim yani şimdi benim içime ayağım oluyorsa az daha önceden benim farkında insan oluyorsa yani ben Allah'ın sevgili kuluysam bu da mı suç? Bu da mı benim suçum? Arzacıdan evliyonla var. Arzacıdan sakı buluyor da evliyonla var. Ayak meselesi diyen arkadaşlara da anlatın. Bunlar da sen ayağı vursun kaza geçirmezsin. Özellikle bu ambarda yumruğa tutar var sen. Düşmüş her tarafı yapılmış. Kardeşim o Allah'ı seviyor bunlarla. Şimdi ona ayağı vurmamış da benim suçum. Oğlum bir defa bir defa. Bu usta yıllardır normal çalışmıyor mu? Bahadır sana bir soru soracağım ama. Bir kere genel sakin sakin cevap verecek. Neyse sorayım. Bahadır en çok iş kanatı gitsen çin. Aaaa! 10 dakika sonra cevap gelir. Ne yapıyor bakanada? Kuş kanatı konusu bakanada. Bak hiç defa yaptım. Ne falan bir şey var? Soruna soruyu da başlık veriyorum abi. Sen o zaman bu iş kabahatı en çok kime başına geliyor? Kime başına geliyor bana? Ne oldu sen bana ne dedin bana? Sen ki aradığın araba hani seversen en çok iş kalsın geçiren kim? Valla sen benim çalışmadığım yerden sordun ama yine de söyleyeyim bu ne? Adım adım değil baş harfim M. Yani kıdemli. Kıdemli yani özgüveni çok olan bir kadarsa. Ulan senden bir dürütüz. Senden bir dürü. Doğru ya doğru. Tamam arkadaşlar tamam. Siz bu arzayla yapmayın. Bırakın bu arzayı bile. Yani dışarıdan başka iki gözlerle Allah'ın kaderi bunlar iki tane kadına bakıyor. Ya bırak başını değil şaşacaksın diye. Yapmayın ya bunları. Sen sizi tutan alacak. Ah herhalde tutacağım. Balsın üstünde. Gerçekten tuttun mu? Tuttun. Nasıl tuttun? Tuttun. 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 Dur bak kırmızı.
Neden nasıl tut? Ben de adamına sorusun. Tabii ki ben de yokmuş. Bir dakika. Yok ya, Allah belamı vermezse sen bana içiyorsun ha. Ya İster Türk, lan adam sevmiş İster. Çamda
Ömer'im. Gitme Ömer'im. Beni bırakma bizi. Bak. Bebeğim. Bebeğim. Gitme. Ömer. 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 Yeni göğü ve arasındakileri oyun oyunculuk olsun diye yaratmadık. Her kişiyi. Hayır, her kişiyi yetmiyor. Ne yaptın Mustafa? İşte kader, işte kader. Hey Mustafa, hey. Senin adın Murtaza, sende olmaz kazanmada. Ben sana söylüyorum ya, önce iş güvenliği, önce intihar! Baba? Baba, ne yaptın bana bu diye? Ne yaptın kendine baba? Ne yaptın bana baba? İnsanlara darbini vereceğiz, hata yapacak vaktimiz olabilir.
ama özür dileyecek, hatalarımızı telafi edecek vaktimiz olmayabilir. Kardeşim, geç geldi desinler, geçmiş olsun demesinler sana. Allah aşkına, inanın bu zincirden bir halka koparsa hepimiz dağlarız gideriz. O yüzden bugün oğlunun bana öğrettiği sessiz, sözsüz, böyle görünüşte çok öyle manasız görünen bir hareket ama çok anlamlı olan bir hareket yapmak istiyorum kardeşler. Müsaadeniz var mı? Ağlatmayın, bizler kabalarda bu ikinci oyunumuz, ikinci oyunda da ıslak perdesi indik o fotoğraflar çıktığında her seferinde aynı hisse alıyoruz. Kaybettiklerimizi üzülüyor, yenilerini kaybetmek istemiyoruz. Dolayısıyla kimse ağlamasın, hatırlatıyoruz. Riske almayın, lütfen önlem alın. Provalarda ve oyun sahnelerinde bize desteklerini etkilemeyen bir sürü insan var burada. Onlara birkaç teşekkür edeceğim ben de bizde. Efendim, ben devlet tiyatrosu yöneticisi Şirin Hanım ve değerli çalışanlara alkışlarımı veriyorum. Yine konferans ve tiyatro fikirleri konuşmasında, hayata geçirilmesinde daima yanımızda olan İstanbul'un İzmanlık yöneticisi Sayın Cemal'in ona teşekkür ediyorum. Ve şimdi bir emek, bir performans izlediniz. Ben değerlendirmiş oyuncularını sırasıyla ve kuvvetli alkışlarınıza kendimi davet edeceğim. Ses karışıkta aynı zamanda oyuncumuz olan Burhan Aydın. Biz istersek her şey olur. Bu anı sizler için, bu anı yazarken yanımda bana çok önemli olan oyunun yarısını bir nevi düzeltip destek olan İsmail Hakkı Tumaşı'ya
Bizim en aşağı sunmamız için bize böyle bir fişe de gelen fişe babası olan Şenol Güney'e hem kurum arkadaşları hem de oyunda bana eşlik ettikleri için değerli Bahadır Batıma'ya, Ömer Akara'ya, Burhan Aydın kardeşine ve sahnenin arkasında bize çok destek veriyorum. Van Devlet Tiyatro topluluğu ekibine teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hepimiz dinimiz dinimiz hepimiz için. Bütün emekçi kardeşlerim için. Ben Bahadır Batıma'yı direkt itibarını bizlere biraz şarkıya temsilcimiz Bencay Gümüşlü'yü sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Thank you.